Sektörel Bakış'tan merhaba sevgili izleyenler. Her hafta birbirinden değerli konukları, sektörleri burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok önemli konuklarımız bizlerle birlikte. Sevgili seyirciler, bu şehre boş ev aletleri, Kelebek Mutfak, Feneryum, Milangaz, ETV Televizyonu, Denge Gazetesi, ETV Emlak ve son olarak da Amerikan Kültür Koleji ortaklığı ile Manisa'ya ilkleri getiren ve Manisa'da marka olmuş bir iş adamı. Aynı zamanda hem siyasette hem bürokraside görüşü ve öngörüsü olan Manisa'nın ağabeylerinden, Manisa'nın ofis mobilyası imalatı konusunda bir eksikliği vardı. Onu da Erdin Çubukkaya şirketler bünyesine kattı. Ofison mağazasıyla ortadan kaldırdı. Ofison yıllardan beri Manisa'da, sadece Manisa'da değil, Türkiye'nin dört bir tarafına hizmet veriyor sevgili izleyenler. Özel tasarım mobilyalarıyla, profesyonel kadrosu ve kalitesinden ödün vermeyen prensipleriyle Ofison mağazası, ofis mobilyası ve malzemeler üretiminde çok kısa sürede marka oldu. Bugün bunu işleyeceğiz sevgili izleyenler. Ofison mağaza müdürü. Konuğumuz Özdemir, Yeliz Özdemir bizlerle birlikte. Ofison'u konuşacağız bugün. Ben çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Geldiniz, konuğumuz oldunuz. İlk olarak hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Şahin. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Büyük bir keyif alıyorum şu an sizi burada ağırlamakta. Tabii ki canım. Hem arkadaşım, iş arkadaşımızla hem programda konuk olarak çok güzeldi bence de. Ofison'u tarihçesinden bahsedelim istiyorum biraz. Hangi yılda, hangi amaçla yola çıkıldı? Manisa'da ofis mobilyalarının ihtiyacı olduğu, bir eksiği olduğunu düşünüldü. Mutlaka ticari tarafı da vardı. Tarihçesinden bahsedecek olursak neler söylersiniz? Tabii, 1975 yılında kurulan Erdin Şirketler Grubu bünyesine 10 yıldır hizmet veriyor Ofison. Erdin Şirketi zaten Manisa'da artık bir marka. Zaman geçtikçe büro mobilyasında eksik olduğunu gördü Erniç Bey ve bu anlamda hem imalat hem montaj hem dekorasyonla bütünleşerek ofis mobilyası markasını ve patentini almış olduk. 10 yıldır da hizmet veriyoruz bu alanda. Bütün Siz Manisa ve ilçelere. Eski bir çalışan olduğunuz için biliyorum, çok geçmiş yılları, ki Erdin Şirketler Grubu bünyesinde çalışanların birçoğu da genelde eski. Sahip çıkar Erdin Çubukkaya. Evet. Aynı şekilde çalışanları da Erdin Çubukkaya. Çok eski yıllara dayalı olduğunu biliyoruz işe başlayış zamanınızı. Neler söylersiniz? Sizi de biraz tanıyalım istiyoruz. Teşekkür ederim. Manisa doğumluyum ben de. 1997 yılında Erdin Şirketle tanışma şansı oldu ve ondan sonra süregelen iş beraberliğimiz oldu. Çok uzun yıllardır birlikte çalışıyorum bu kurumda. Çok memnunuz. Yıllar geçtikçe tecrübemizi de işe paylaştırarak vermek çok daha güzel, çok daha haz veriyor bize. Ve büro mobilyası olarak devam etmek de ayrıca bize. Çünkü çok keyifli bir iş aslında yaptığımız şu an. Evet, çünkü üretim yapıyorsunuz. Yok olan bir şeyi var ediyorsunuz. Şu an kağıt üzerinde çizdiğiniz bir şeyi sonra üretim olarak, mutfak olarak, kapı olarak ya da büro mobilyası olarak hayata geçiriyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Üretmek her zaman çok güzel. Yaptığımız işte de her zaman söylüyoruz. Televizyonculuk ve gazetecilik bir üretim. Kendimiz üretiyoruz. Üretmenin hazzı da farklı oluyor. Kesinlikle. Evet, biz biliyoruz ki Ofison mağazası kurulduğunda hedefte üretim fabrikası kurmak vardı. Çünkü başka bir fabrikanın ürettiği ürünleri satmak yerine kendi modern çizgisini, kalitesini koruyarak müşterinin talebine özel tasarımlar sunmak hedefi de vardı. Bu çerçevede bize fabrikanın imalatından, çalışmalarından bahseder misiniz? Ofison imalathanesi nerede? Neler söylersiniz? Tabii 10 yıl öncesine göre o zamanlar hazır malzemeler de vardı. Fakat dediğiniz gibi müşterinin istekleri artmaya başlayınca biz niye müşterinin isteğine göre hareket etmeye girdik? Ve tabii aldığımız ürünlerde baktığımız zaman bazı kalite düşüklüklerini görünce biz bunu bu şekilde yaparsak daha kaliteli olur araştırmasıyla daha da iyileştirdik bütün üretimimizi. 15 kişilik bir üretim personelimiz var atölyemizde. Biz kesimhane, montaj ekibi olarak üretimde komple sistem olarak çalışıyoruz zaten. Çok iyi makinalarımız var. Yıllar geçtikçe teknolojiyi de çok yakından takip ediyoruz bu anlamda. Örnek veriyorum, bu masada bile yapılan şu dış cephede kullanılan PVC malzemedir. Bunu yapıştıracak özel makinamız vardır bizim. Ve o makinenin vermiş olduğu sıcaklık 200 dereceyi bulan bir sıcaklıktır. Bu da 10 yıl o PVC'nin buradan ayrılmayacağı garantisi demektir. Bunlar çok önemli. Çünkü ilk başta hazır aldığımız ürünlerde biz bunları göremiyorduk. Sonra üretimle ilgili fizibilite raporlarımızda, araştırmalarımızdan sonra artık biz bunu çok iyi bir şekilde yapmaya karar verdik ve bu şekilde gidiyor. Üretim anlamında sürekli geliştiriyoruz kendimizi. İşte baktığınız zaman bir dolabı düşünün. Dosya dolabını düşünün, örnek veriyorum.
herkes aynı tarzda yapabilir bunu. Evet. Baktığınız zaman hiçbirini birbirinden ayıramazsınız. Ama arkasına baktığınız zaman duvar arasında koyduğumuz o paneldeki kanallardan hava almasını sağlıyoruz, rutubeti engelliyoruz dolapta. Birçok özelliği çok var. Çok özel. Tabii tabii, bu artı özelliğimiz. Müşteri bunun belki bilincinde değil ama açıklandığında... Nedir? Tabii ki bu kullanılmadan önce mutlaka sağlık açısından ve uzun ömürlülüğü açısından ahşabın daha sağlıklı, daha uzun ömürlü kullanmanıza sebep veren bir şeydir zaten. Bunu zaten satış sırasında izah ediyoruz müşterilerimize. Atölyemizde 15 kişi çalışıyor dediğimiz evet, gibi. Evet, bu arada biz atölyede bazı çekimler yaptık. Arkadaşlarımız gitti, oradan görüntüler aldık. Bu görüntülerin de ekrana gelmesini isteyelim. Tamam. Hem üzerine konuşuruz, sohbet ederiz. Hem daha iyi anlama, daha iyi görme şansımız evet. olur. Evet, arkadaşımızdan rica edelim ekrana verilirse. Buyurun. Atölyemiz şöyle, bir kesim makinamız vardı. Normalde elle kesim yapılır. Bu da bazı firelere zaten sebep oluyor çok fazlasıyla. Bir de yamuk olma şekline sebep olabiliyor. Biz bilgisayar ortamına girdiğimiz zaman üreteceğimiz üretimle ilgili komple kesim makinesine tuşluyoruz. Komple her şeyi o yapıyor. Ve sıfır hatayla malzemeler kesimden çıkmış oluyor. Tabii düzgün... Ekranda da görüyoruz şu anda. Düzgün evet. çıkan kesimden sonra montaj da çok kolay oluyor tabii haliyle. Bu da ne oluyor? Bizim maliyetlerimiz hep düşürücü etken oluyor. Bu da en sonunda nihai tüketiciye fiyat olarak, artı olarak yansıyor. Biz kesinlikle Erç Bey'in de her zaman savunduğu odur. İzmir'e, Karabağlara bu şekilde hazır malzeme satıp da kalitesi düşük olan yerlere göndermek istemiyoruz Manisa Vanise ilçesini. Bu da yine Erniş Bey'in Manisa'yı ve Manisalılık kesinlikle. Aşkıyla Manisa'ya farklı modern bir çizgi ve kalite getiriyor. Aynı zamanda çok daha ekonomik olduğunu ekonomik söyleyebiliriz. Çünkü bunlar hep maliyet düşürücü etkenlerdir. Hı-hı. Kesinlikle biz bunu ne şey maliyetimiz neyse karımız zaten ona göre bir fiyatlandırma yapıyoruz. Dolayısıyla kamu kurumlarımızın çalışma şeklimiz de bu yüzden. Hı hı hı. Devlet Malzeme Ofisi'nin bir listesi vardır biliyorsunuz. Hı hı. Evet. Biz o fiyatları da yakalıyoruz ki Devlet Malzeme Ofisi'ne çok fazla müşteri göndermemek adına. Çünkü o fiyatları zaten verdikten sonra çünkü orada sınırlıdır bakın kullanacağınız ürünler. Kullanacağınız renkler ama bizim mağazamıza geldiğiniz zaman tüm ürünleri devlet mağazama ofislerine yakın fiyatlara kamu kurumlarımıza hizmet verebiliyoruz. Evet bu konulara da değineceğiz fakat öncesinde istiyoruz ki arkadaşımızdan tam ekran olarak görelim. Bazı röportajlar da vardı. Sesi de açalım. Bir izleyelim Ofison fabrikasında neler oluyor, nasıl imal ediliyor. Bir görmek istiyoruz. Evet arkadaşımız hazırsa ekrana verebilir. İsmail Usta'nın yanındayız. İsmail Usta üretime başlamadaki ilk adres. Bakalım ne yapıyor? Bu makine nedir? Görevi nedir makinenin? Bu makine yatar dairedir. Sunta keser. Ondan sonra gönye çapında suntalarımızda gönye kesileceği zaman da yatar dairemizi yatar. Gönye keseriz. O şekilde yani bütün aşama buradan geçebilir. Peki bunları kesmeden önce belli milimetrik hesapları vardır tabii. Ölçüyor. Onu bilgisayardan giriyoruz. Bilgisayara göre o bilgisayar kendi öteki büyük makinemize geçiyor. O da oradan çıkıyor. Şimdi de PVC makinesinin yanındayız. Biraz gürültü var ama Erdinç Usta bize bu makinenin ne yaptığını anlatacak. Bu PVC makinesi gördüğünüz şekilde büyük bir makine. Bunları milletimiz yani şu kötü görüntüyü kaldırmak için yanlarına PVC çekiyoruz. Orada istiyorsanız onu da gösterelim. Buyurun. Şu şekilde oluyor. Şu şekilde daha düzgün bir görüntü olmasını sağlıyoruz. Rıdvan Usta şu an masa yapıyor. Bu makineyle bakalım masa hangi aşamalardan geçiyor? Masa bundan önce ebatlamada kesip PVC'de 36 milim kalınlıkta sıkıyoruz. Dairede 45 milim, 45 açıda birleştirip masa haline getiriyoruz. Evet sevgili izleyenler, Ofison'un imalat fabrikasını gördük. Neler yapılıyor? Kısa röportajlarımız oldu. Tekrar ben sözü Yeliz Hanım'a vermek istiyorum. Yoğun bir çalışma temposu var. Siz tabii mutlaka fabrikaya da gidiyorsunuz, mağazada da yer alıyorsunuz. Neler anlatacaksınız bunlarla ilgili?
Tabii şimdi müşteriden talep geldikten sonra, satışımız gerçekleştikten sonra, daha sonra, daha öncesi var tabii ki bunun. İstenen ürünle ilgili bir maliyet çalışması yapıyoruz ki en düzgün, en doğru fiyatı verebilmek adına müşteri. Ben fabrikaya gidiyorum. Oradaki ustalarımızla görüşüyoruz. İşte çünkü dediğim gibi müşteriye özel üretimlerimiz de olduğu için dolayısıyla istenilen şeyi iyi anlatmak gerekiyor. Hı-hı. Ki fiyatlamada yanlışlık yapmayalım. En sonunda teslimatta da yanlışlık olmaması adına. Kamu kurumlarından bahsetmek istiyorum evet. Fabrikaya geçerken. Hı-hı. Şu var, bunun çalışma aşamasının ilk aşaması şöyle. Bir kamu kurumumuz geliyor, bir inşaat alanı düşünün. Sadece işte duvarların olduğu, tamamen bitmeyen bir alanı düşünün. Biz gidiyoruz oraya ustalarımıza, birebir ölçülerimizi alıyoruz. Ondan sonra mimarımızla oturup bunu paslaşıyoruz. Müşterimizin hayalini çok iyi anladıktan sonra oraya yansıtıyoruz. Tabii ki kendi ürettiğimiz ve ben kesinlikle doğru üründür diye inandığım ürünlerde zaten müşteriye yönlendirme yapıyoruz ki ileride hiçbir sıkıntı yaşamayalım diye. Mimarımızla birlikte paslaştıktan sonra takribi 7 gün içerisinde mimarım o projeyi tamamlıyor. Komple binadan bahsediyorum. Mimar projeyi bitirdikten sonra renderler halinde müşterimize ilk sunumu yapıyoruz. Onaylandıktan sonra da üretim aşamasına geçiyoruz. Hmm. Yani yok olan bir inşaat alanını biz giydirerek müşterimize sunum yapmış oluyoruz. Yani tüm dekorasyonuyla da ilgilenebiliyoruz. Tabii ki her şeyle. Mimarımız var, iç mimarımız var. Gelip bakıp müşterinin talebine göre, isteğine göre, hayaline göre az önce söylemiştiniz. Hayalini yakalayabilmek adına bir çalışma içerisinde oluyoruz. Ve çok kısa bir süre içerisinde teslim edilebiliyor. Peki bize örnek gösterebileceğiniz kurumlar var mı? Hangi sektörlerle Ofisom çalıştı? Örnekleriniz var mı? Bize neler sunacaksınız bu konuda? Erdin Şirketler Grubu'nun zaten amacı o. Hani Manisalı'ya hizmet vermek. İlk başta belediyelerimizle çok iyi çalışmalarımız oldu. Bu anlamda dediğim gibi yine mimar projelerle biz bunları sunduk. Makamlarına yakışır ürünler verdik. Çok da iyi sonuçlar aldık. İlçelerde yine ilçe belediyelerimizle konferans salonlarını yaptık birçok yerin. Çok bakın güzel. Git orada da ölçü alarak bildiğiniz işte 200-250 kişilik konferans salonlarının teslimatını da yapıyoruz bu anlamda. İl ya da ilçe fark etmiyor bizim için. Yeterli, gerekli olan doğru ürün, doğru zamanda yetiştirmek. Bizde tabii termin de çok önemli bu anlamda. Çok acil olduğu zaman 20 günü bulabiliyor teslimatlarımız. Bu da çok özel bir termin tarihidir. Bir dekorasyondan bahsediyorum bu anlamda. Bizim için öncelik kalite. Ondan sonra istenen ürünü doğru şekilde yapmak ve terminde kesinlikle geciktirmemek termini. Yani biz çoğu zaman üretimimizi erken bitirip inşaatlarını beklediğimiz müşterimiz olmuştur. Tabii ki biz depoda ürünlerimizi yapıyoruz, bekletiyoruz. Onların çünkü inşaatlarla ilgili sıkıntı mutlaka oluyor. Evet. Ama bizde kesinlikle biz genelde onları bekleriz. Tamamen istenilen neyse kısa sürede. Zamanında, çünkü müşteri için teslim tarihi çok önemlidir. Tabii ki. Doğru zamanda, istediği zamanda tarihinde teslim edilmesi hatta daha öncesinde bile hazır kesinlikle. Hale gelebiliyor. Hı-hı. Bu da müşteri memnuniyeti açısından çok önemli. Biraz da Ofisom mağazasından bahsetmek istiyorum. Biliyorum ki bütün personeli çok deneyimli, donanımlı. Deyim yerinde ise cıbızla seçilmiş eski elemanlarımız zaten. Yine, ekibinizden bahseder misiniz? Kimler çalışıyor, hangi görevler yapılıyor? Ofisom mağazası tam olarak nerede? Bunları anlatırsanız çok memnun olurum. Ofisom mağazamız itfaiyeye gelmeden hemen 100 metre geride sağda. Ticaret ve sanayi odasını geçtikten sonra ikisi arasında bir yerdeyiz. Herkesin çok rahat evet, o Mimar Sinan Bulvarı'nda gayet iyi bir şekilde. Parakende satışımız var mağazamızda. Ama biz parakende ya toptan diye ayırmıyoruz müşterimizi. Önemli olan doğru fiyatı vermek her zaman için söylüyorum. Dolayısıyla müşteri geldiği zaman parakende olsa toptan da olsa fiyatlarımız belli bir düzeyde zaten. Bu da zaten satışlarımızdan da belli oluyor. Müşterinin tepkilerinden de belli oluyor. Orada 6 kişi çalışıyoruz biz. Ben mağaza sorumlusu olarak devam ediyorum. Satışta arkadaşlarım var, 3 arkadaşım var. 2 tane de muhasebede bulunan, departmanımızda bulunan arkadaşlarımız var. 3 katlı bir mağazamız var zaten orada da. Bütün ürünleri, tabii şöyle şurada gördüğünüz kartelleri olmak üzere. Evet, onu da arkadaşımızdan rica edelim görüntüyü versin. Yani müşteri geldiğinde bunun bu rengi yok mu var. Dediği zaman var tabii ki. Çünkü tamamen müşterinin isteğine doğrultusunda kendi imalatımız olduğu için el verdiği sürece yapıyoruz bu şekilde. Hı hı. Yani müşteri gelip orada istediği ürünü de beğenebilir değil mi? Beyaz bir takım gördü örnek veriyorum. Ama ben beyaz istemiyorum, ceviz istiyorum ya da işte siyah istiyorum diyebiliyor. Ölçüsünü, en önemlisi bakın o benim odam işte 2 metrelik bir masa diyelim. Bu çok önemli. 20 santimde bir kolon var örnek veriyorum. O kolona göre biz o masayı küçültebiliyoruz. Bu çok önemli. Çünkü artık biliyorsunuz inşaat alanları gördüğünüz üzere kamu kurumlarında da öyle. Çok fazla yerleşim olduğu için alanlar hep dar. Dolayısıyla biz dar alan
anlamda en kullanışlı büro malzemelerini yapıyoruz. Çünkü biz ölçüye göre çalışıyoruz. Peki gelen müşteri çok beğendi. Örneğin bu masayı çok beğendi. Bunun aynısını istiyorum. Ama bir yerinde bir farklılık istiyorum dediğinde bunu değiştirme şansı da var mı? Kalıp el verdiği sürece bazı kalıplarımız var. İşte 2.20'lik bir masayı 1.50'ye 1.60'a kadar küçültemeyebilirsiniz. Kalıptan dolayı, işte etajer modelinden dolayı. Çok detay çünkü onlar, ama el verdiği sürece ölçülerde 20, 30, 40 saatin daha ufaltma ya da büyütme yapabiliyoruz kalıbın gereğine göre. Renkte, işte bu masanın üzerine bir deri sümen istiyorum diyor mesela, örnek veriyorum. Ortaya bir deri sümen yapabiliyoruz. Tamamen kendi elimizle. Yani ilaveler yapabiliyor veya tabii, şunu buradan çıkartabiliyorum tabii. diyor. Renk seçenekleri var. Tabii. O normal MDF lan malzememizin seçimleri. Evet. İstediğimiz renkli seçimler. Kumaşlarla. Bunlar da deri koltuklarımızda kullandığımız İtalya derilerimizdir. Artık biliyorsunuz ham deri zaten evlerimizde bile kullanmıyoruz. Artık çok gelişti biliyorsunuz bu türdeki ürünler. Çok da memnun müşterilerimiz. İstediğiniz renkte artık kamu kurumlarının o gri, siyah, bordo, kırmızı şeylerini kaldırdık ortadan. Kesinlikle her renk yapabiliyoruz, her renk kullanabiliyoruz. Çünkü mobilya sektöründe trend erken değişiyor. Tabii, bu tabii. Ofis mobilyalarında da mutlaka böyle. Ona uygun şekilde daha modern. Evet. Ofis Home'un çok modern bir çizgisi de var. Renkleri de çok güzel. Evet. İsteğe göre, müşterinin talebine göre her şey yapılabiliyor. Tasarımlarımızı o şekilde yapabiliyoruz. En güzeli peki, de bu. Peki müşteri geldi çok kararsız. Renkte kararsız, modelde kararsız. İşte bu konuda siz nasıl bir çalışma içerisinde oluyorsunuz? Bir ekip var mı yönlendiren, yardımcı olan? Tabii. Gidip görüp tabii tecrübe, deneyimlerinizle birlikte yönlendirebiliyor musunuz gelen müşteri? Çok fazla müşterimizle tanışma şansına erdik. Dolayısıyla her müşteri bize artı bir tecrübe oluyor. Yani bir sonraki müşterinin kararsızlığını bir önceki müşteride yansıttığın tecrübeyle zaten ortaya çıkarabiliyorsun. Bu da tamamen pazarlama ile ilgili zaten. Pazarlamadan sonraki kısımda elinde bulunduğun materyallerle ilgili. Yani biz müşterimizi boş çıkarmak istemiyoruz. Yapmıyoruz da genelde zaten. İstediği, memnun bir şekilde kesinlikle ayrılabiliyor. Sonuca erdiriyoruz satışlarımızı genelde. Şimdi mağazadan bahsetmişken mağazada da çekilmiş bazı görüntüler var. Onları da isteyelim arkadaşımızdan. Orada da yapılan röportajlar vardı. Hem oradaki yeni gelen ürünler tabii. imal edilen ürünler, modeller var. Evet, şimdi ekrana geldi onlar da. Hem mağazayı görmüş olalım, neler var. Üç katlı bir mağaza demiştiniz. Bunlar hazır ürünler. Müşteri geldiğinde bunları da ben bunu beğendim. Bunlar teşhir ürünleri mi? Bunlar... Bizde teşhir ürünü yoktu. Yok. Çünkü sürekli imalat devam ediyor. Oradaki rengi beğenmeyebilir. Yeni imalat açıyoruz ama mutlaka o da geçen hafta zaten yenilenmiş bir üründür. Kesinlikle. Burada beğenip bir takım alabilir veya buna bir ilave yaptırabilir. Evet. Veya başka bir rengini üretebilir. Tabii. Peki tek parça olarak geldi. Bir takımın tek bir koltuğunu istiyorum. Tabii ki alabilir. Alabilir mi? Tabii böyle ki. Bir şansı da var yani. Diyelim ki beşli bir takım. Arkada konsolu var. İşte sehpası var, etajeri var. Hayır, ben konsolunu istemiyorum. Sadece masa yeterli diyor bana. Müşterimiz geldiği zaman bize. Biz yok, hayır, takım satacağız. Yok öyle bir şey. Biz masa mı istiyorsunuz? Tamam, masayı da verebiliriz. Çünkü yerine zaten yeni üretim ben yapabiliyorum. Sıkıntı olmuyor. Yok. Evet, kesinlikle. Müşteri üzmemek adına üretim olduğu için müşteri üzmemek adına bu şekilde hizmet veriyoruz rahatlıkla. Farklı kombinler de yapabiliyoruz. Yani tabii. Bir takımdan masasını, bir diğerinden koltuklarını tabii uyumlu olanları alabiliyoruz tabii ki. Evet. Gördüğümüz ürünler şu an mağazamızda yer alan. Gelip görme seçeneği var. Farklı farklı görebilirler izleyiciler. Bunun dışında bir de röportajlarımız olacaktı. Tanıtılan bazı ürünlerimin tanıtımı olmuştu çekimler sırasında. Evet. Tabii bunu şimdi birazdan arkadaşımız onu da verecek. O röportajı da izleyelim. Neler var, neler yok. Evet, trend çabuk değişiyor dedik mobilya sektöründe. Buna uyum sağlamak için mutlaka sizin ön çalışmalarınız da oluyor. Ne gibi araştırmalarınız oluyor? Son zamanlarda neler var, neler söylersiniz? Hangi renkler hakim? Şimdi bir 10 yıl öncesine bakarsanız ceviz kaplama dediğimiz. Kaplama malzemesi çok özel bir malzemedir. Bununla farkı vardır. Bu hazır malzeme diye geçer. Şurada gördüğünüz kartalar. Alalım şöyle, evet. Biz kaplama işte yapıyoruz. Bilenler anlayacaktır. Şöyle ki ham MDF üzerine ceviz kaplama, gül kaplama kendimiz giydirerek çok iyi bir işçilik ister çünkü o. Ustalarımız sağ olsun tabii ki. Bunlarla ilgili de takımlar yapabiliyoruz. 10 yıla kadar ceviz renkleri, bildiğimiz ceviz rengi, cilalı ürünler gidiyordu ama şimdi artık beyaz, siyah, leke boyalılar gidiyor. Ceviz yerine daha farklı kaplama takımlar da gidiyor. Hatta bazı masalarımızda biz ham malzemenin üzerine yeşil deri
sümen yaparak burada gördüğümüz deri seçeneklerinden yeşil deri koltukla kombine edebiliyoruz. Belki çekimlerde vardı gibi. Artık renk sınırı yok çünkü bu anlamda. Peki kullanılan malzeme sadece ahşap mı yoksa farklı materyaller de kullanılabiliyor mu? Şimdi ahşabın da biliyorsunuz birçok şeyi var, farklılığı var. İşte yonga levha dediğimiz malzememiz var. Genelde kamu kurumlarında, dolaplarda kullandığımız, masalarda kullandığımız. Ondan sonra MDF lan dediğimiz daha çok yani oyulabilen malzeme. Yani sizin evinizde bir dresuar istediğiniz zaman onu yapabileceğimiz malzemeden bahsediyorum. Bunun üzerine kaplama da yapabiliyoruz. Vernik boyalı, cilalı ürünler de atabiliyoruz. Cila zaten ekstra bir iş oluyor bu anlamda. Ama onlar hep genelde bunlar VIP gruplarımızda kullandığımız malzemeler olmuş oluyor. Bir masada krom ayak olabiliyor. Evet. Bu da bizim için materyal. Hani illa ahşap değil, krom ayak kullanabiliyoruz. Alüminyum ayak kullanabiliyoruz bu anlamda. Plastik belki kullanabiliyoruz. Belki daha modern bir görüntüde. Tabii. Bunlar malzemelerimiz hep kullandığımız farklı materyallerimiz. Yine koltuklarda öyle. PP dediğimiz plastik malzemeler zaten onlar hazır alınıyor çünkü mecbursun. Evet. İthaldir onlar çünkü ama yine köşelesi, bu da müşterinin talebiyle doğru orantılı. Tabii modellerimiz belli zaten. Hı. Renk değişimi oluyor ama koltukta döşeme ve kullandığımız iskeletler yine bizden çıkıyor. Çıkıyor, evet. Bunlar yine 2 yıl garantili. TSE belgelerimiz var zaten. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Evet, hazırmış görüntülerimiz, mağazamızda yapılan röportaj. Tamam. Şimdi ekranlara o gelecek. İzleyelim neler var, görelim. Evet. Home'da farklı ofis mobilyalarını tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi farklı bir tasarım var. Burada kasa görüyorum. Gerçekten hırsızlıklara karşı güzel bir formül. Peki özellikleri nedir bu mobilyanın? Bu masa takımımız özellikle en büyük özelliği tamamen lake boyadan yapılmış olup farklı tasarımlara sahiptir. Para kasasını siz tanıtmış bulunmaktasınız. Bir de bunun arkasında böyle bir monitör kısmı bulunmaktadır. Bir de masa kısmında gizli evrak bölümümüz vardır. O da bu şekilde açılıyor. Evet. Gerçekten oldukça yaratıcı fikirler. Herkese tavsiye ediyoruz. Mobilyalarımız daha önce de belirttiğim gibi hepsi kendi imalatımızdır. Mesela bu takımımızda tamamen ham madde kullanmış bulunmaktayız. Dizaynımız yeşil sümenle renklendirdik. Fakat renk çeşitimiz bu şekilde gösterdiğim gibi çoğalmaktadır. Tüm ürünlerimiz yine kendi imalatımızdır. Ofislerinize göre ölçüleriniz küçülebiliyor, büyüyebiliyor. Projeler bazında yardımcı olabiliyoruz. Bu ürünümüz de yine hazır melamin kaplama üzeri yonga levhadır. Bu ürünümüzün diğer bir özelliği de şu şekilde kendi dizaynımız olan amblem yeri vardır. Firmanızın kendinize öz amblemi, logosunu buraya uygulayabiliyoruz. Yine masanın ön kısmında uygulayabiliyoruz. Tüm takımlarımızda, ürünlerimizde 8 milim arkalık kullanıyoruz ve 2 milim PVC özel makinalarımızda yapıştırılma yapıyordur. Yine ürünlerimizin içinde en çok popüler, modern, tercih edilen gruplarımızdan biri. Bu takımımız yine tamamen ceviz kaplama bir üründür. Yine konsol ölçüleri, masa ölçüleri istenilen ebatlarda yapılabilmektedir. Yine takımınıza uygun, kendi zevkinize, isteğinize göre koltuk üretimimize devam etmektedir. Ofisom'da tüm ürünlerimiz kendi imalatımız olup istenilen tüm renklerde yapılabilmektedir. Bu sarı renkteki koltuğumuz da özel sipariş üzerine yapılmış bir üründür. Dilenilen tüm renklerde yardımcı olabilmekteyiz. Erdin Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Ofisom mağazasında ziyaretimiz devam ediyor. Şu an oturmuş olduğumuz koltuk takımını müşterilerimiz hangi konsept için tercih ediyor? Birçok konsepte hitap edebiliyor bu bekleme gruplarımız. Evlerimizde dekorasyonlarımızı tamamlayıcı unsur olarak kullanılabiliyor. Devlet kurumlarımızda beklemeli koltuklarımız olarak kullanılabiliyor. Yani hani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz ve tüm arkadaşlarımız kişiye göre de özel dizaynlar yapabiliyoruz. Şu an görmüş olduğunuz Capitano ürünlerimiz zaten bu senenin tamamen özellikli bir tasarımıdır. Renk olarak şu an yağ yeşili bir rengimiz ama hardal renklerimiz bu sene çok modadır. Hardal rengi koltuklarımızı görüyorsunuz. En fazla şu an tercih edilen renklerimiz arasında. Şu anda görmüş olduğunuz üzere zaten önümüzde iki ayrı kartelamız vardır. Birçok renge de çalışabiliyoruz. Kendimizin ürettiğini bunu
söylemiştik. Her isteğe, arzuya, ölçüye göre, ebatlara göre bekleme gruplarımızı mutfaklarımızda olsun, özel kurumlarımızda olsun. Yani düşünebileceğiniz her yerde uygulayabiliyoruz. Yani alanları dar olan yerlere daha fazla öneriyoruz bu tarz koltuklarımızı. Özellikle bunu dipnot geçiyorum. Şöyle bir örneğimiz daha var. Sadece ofis malzemeleri üzerine değil, evlerinde yemek masasının başlarına konulabilecek, dekor yapabilecek renkleri ve konseptiyle, görseliyle ev hanımları en fazla tercih ettiği koltuklarımız da şu sarı rengimiz ve yeşil rengimiz gibi kartelden seçecekleri renklere göre de dekor yapabiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ofison mağazası hem evlerinizde hem iş yerlerinizde size hem modern, zevkli yaşam alanı. Evet, arkadaşlarımız gidip Ofison'da röportaj yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok güzel, kısa da olsa güzel röportajlar yapılmış. Ürünler, yeni tasarımlar tanıtılmış. Şimdi şöyle sormak istiyorum. Çok güzel tasarımlar var, çok modern bir çizgisi var. Kalitesinden zaten ödün vermiyor. Peki sadece Manisa yerelinde mi, yoksa ilçelere de mi, yoksa Türkiye'nin farklı yerinden talep gelirse yine çalışmalar yapılabiliyor mu? Bunlar arada karşılanabiliyor mu? Neler söylersiniz bunlarla ilgili? Tabii Ofison içeride hizmet veriyor. Hatta Turgut'ta bizim bir şubemiz vardı. Sonra pazarlama anlamında daha iyi kontak olduğu için burası, buraya aldık tekrar. Dolayısıyla ilçelere zaten oradan hizmet veriyoruz ve bu şekilde merkezden de çok fazla hizmet veriyoruz. Salihli, Alaşehir, Kula, Selendi gibi tabii Sarıgöl, belediyelerimizle çalışıyoruz zaten bu anlamda. Devlet hastanelerimizle çalışıyoruz yine ilçelerde ve ilde tabii ki. Üniversitelerimizin bölümleriyle çalışıyoruz yine. İlçelerde çok fazla hizmet, hatta merkeze göre bazen ilçeler çok daha yoğun olabiliyor. Çünkü bizim için Manisa ilçeleri bir bütün. Biz ayrım yapmıyoruz. Kilometre ne olursa olsun. Satış olduktan sonra, üretim tamamladıktan sonra montaj ve nakliye zaten bize ait. Bu çok önemlidir. Genelde bu nakliye ücreti ve montaj ücreti müşteriye her alanda, mobilyanın her alanında yansır biliyorsunuz. Doğru. Size kesinlikle. Normal bir ev mobilyasında bile yansır. Biz bunu hissettirmiyoruz müşteriye. Yani bu şekilde kendi hizmetimizdir. Kesinlikle ücret almıyoruz. İzleyicilerimizden gelen sorular var. Bunları aktaracağım size, ama bunun dışında ben tekrar hatırlatmak isteyeyim sevgili izleyenler. 233-77-77'den arayarak sorularınızı verebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook adresimizden de sorularınızı yazılı olarak bizlere iletebilirsiniz. Tüm sorularınıza Yeliz Hanım cevap verecek. Bunun dışında satışa sunduğunuz ofis mobilyaları ergonomik midir? Sağlık açısından da bunlara dikkat eden mutlaka müşterileriniz oluyordur. Tabii. Bu konuda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Tabii kamu kurumları içerisinde hastanelerimiz de var bizim çalıştığımız. Özel ve yine devlet hastanelerimiz de var çalıştığımız. Çok önemli bu çünkü. Dolayısıyla orada bir refakatçi koltuğu hizmeti verebiliyoruz. Ondan sonra bekleme koltuklarımızı yapabiliyoruz hastanelerimiz için. Derisi ona göre özel oluyor. Örnek veriyorum, boyası elektrosizlik boya dediğimiz, yine sağlamlığı anlamında boyası da farklı oluyor diyebilirim. İstenilen ürüne göre tabii ki. Muayene masalarını yapıyoruz. Hastaların tedavi olduğu muayene masalarını biliyorsunuzdur tabii ki. Onların imalatını da biz yapıyoruz. Komodinli, bildiğiniz çekmeceli, işte isteğe göre yapabiliyoruz, ölçüye göre yapabiliyoruz. Dolayısıyla hastane mobilyaları olunca ne oluyor? Biraz daha sağlık anlamında bir tık daha ürünlerde farklılıklar yapıyoruz ve bu şekilde de hizmet veriyoruz. Hayır dememek üzere imalatımız da var. Evet, bazı kurumlarda mecburen ki bunların olması gerekiyor. Tabii bazı standartlar var, mecbursunuz zaten, buna uyuyoruz. TS ve teknik şartnamelerine uymak durumundayız tabii. Bir de çalışma hayatı biliyorsunuz çok stresli, gergin ve yorucu oluyor. Kimi zaman tüm gün bilgisayar başında sandalyede oturmak zorunda kalınıyor. Ortopedik ofis mobilyası talep eden de müşterileriniz oluyor mu? İmalat yapabiliyor musunuz? Yoksa dışarıdan bir destek çalıştığınız başka bir firma var mı? Bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii bir örnek de vereyim onunla ilgili sonrasında. Öncelikle şunu söyleyeyim. Koltuklarımız zaten ergonomiktir. Bel ergonomisi olmak durumunda bu anlamda. Çünkü sürekli dediğiniz gibi saatlerimizi geçiriyoruz orada. Boyun ve belden dolayı o ergonomiyi sağlamak, destek veriyoruz. Beldeki sünger kalitesini, zaten dökme sünger kullanırız biz. Yani oturduğunuz zaman eğim anlamında da o DNS, DNS gramajları da çok önemli çünkü. Bel desteği çok önemli. Birçok ergonomik model koltuğumuz da vardır. Zaten en düşük bir form model dediğimiz sekreter koltuğumuzda bile bunu yansıtabiliyoruz. Yine ikili amortisör ayarlarımız da var. Hani daha rahat kaldırsın, daha rahat dinlenme pozisyonuna geçirebilsin diye bunları kullanıyoruz ve yapıyoruz. Şifa Üniversite Hastanesi'yle çalışıyoruz biz uzun yıllardır. Birçok hastanemizin. Katip Çelebi Üniversite Hastanesi var yine çalıştığımız. Orada bir profesör hocamla birlikte görüşürken odasını dizayn yapıyorduk yakın bir zamanda.
Şimdi masa modelini beğendik. Kendi imalatımız zaten ama boyun düzleşmesi olmasına karşılık ekranın altına bir yükselti istedi. Tabii bunu genel dışarıdan hazır materyallerle evet. yapabiliyoruz ama biz orada ne yaptık? Masamızın o ortamında bir açma yaptık. Üzerine bir ek yaparak hem hocamızın isteği olmuş oldu hem dediğiniz gibi sağlığa yönelik de kendi imalatınız olduğu sürece bunu yapabiliyorsunuz. Çaresiz değil yani değil, her türlü konfor da sağlanıyor. Sağlık açısından evet. her türlü evet. Bu da sizin hayal gücünüzde belki kesinlikle. Çalışanların hayal gücüyle hem öyle hem isteği yanıtlayabiliyorsunuz. Talebine cevap vermiş yani olduk. Evet. Masamızın modelini değiştirerek tabii ki uzun süre kullanılacak şekilde yine yapıyoruz. Hı-hı. Bu şekilde bir yükseltme yaparak isteğini Hı-hı. karşılamış olduk. Evet, tam da bu sohbetin üzerine Ayla Kılıç sormuş. Office Home kişiye özel tasarım yapar mı demiş. Ki bu da bir örnektir az önce tabii, bahsettiğimiz hocamıza uygun masa tabii büro malzemesinde Şale Hanım. Şeye değinmedik aslında, sırası gelmemişti, gelecekti sanırım. Biz kelebek mobilyamız var biliyorsunuz, kelebek mutfak. Hı-hı. Zaten Ege bölge bayisiz kelebeğin. Hı-hı. Biz kelebekte ilçeler, il dışı yapıyoruz. Evet. Çünkü Ege bölgesi olarak çok da iyi satışlarımız var. İnşaatlar biliyorsunuz çok fazla inşaat var Manisa'da, İzmir'de de aynı şekilde. Bir inşaata girdiğimiz zaman iç kapısı, çelik kapısı, gardırobu, banyosu, tuvaleti, tuvaletteki dekorasyonu, işte holdeki dresörüne kadar, elbise dolabına kadar biz anahtar teslim yapabiliyoruz. Bu da tamamen ya müteahhitin isteği oluyor ya da müteahhit boş bırakmış oluyor, müşteri geliyor sonra bizimle görüşüyor. Onun isteğine göre de imalat yaparak istediği her türlü malzemeden ev için dekorasyonda tamamlamış oluyoruz ki bu büro malzemesi için de geçerli zaten. Tüm iç dekorasyonda tabii. iç kapısı, tabii. çelik kapısı, banyo dolabı, mutfak dolabı her şey yapılabiliyor. Yapabiliyoruz ya da genç odası yapabiliyoruz. Genç odası geldiniz yapabiliyoruz. Kızınıza genç odası istiyorsunuz. Hı-hı. Malzemeyi biraz farklı istiyorsunuz. Hı-hı. Ölçüyü alıyoruz. Dekorasyonu, dizaynı yapıyoruz. Ondan sonra imalata geçiyoruz anlaştıktan sonra. Az önce görüntülerde dikkatimi çekti. Çok hoş sandalyeleriniz de var. Tek sandalyeler renkli. Evet. Bunlar ev içerisinde hani ev dekorasyonundan bahsederken yemek masasının tabii, berjerlerimiz var, çok berjerler tabii. var. Bunlar da yapılabiliyor. Tabii yapılabiliyor. Renkli de sınırı yok zaten bunlarda. Hı-hı. Ve birçok mağazamızdan da birçok ev hanıma hizmet verdik bu anlamda. O berjerler çok şık çünkü. Hı-hı. Artık büro malzemesi kalıplarından çıktık biz modern olarak. Hı-hı. Yani kullandığımız ürünler dediğiniz gibi ev dekorasyonuna da yatkın Hı-hı. bazı gruplarda. Yine bir arkadaşımızın röportajı vardı yine mağazamızdan. Bu bahsettiğimiz sandalyeleri, evet. Berjerleri bahsediyordu. Onu da az sonra görüntülerini isteyelim. Biraz onlardan bahsedelim. Evet, yine gelen sorularla devam edelim istiyorum ben Yeliz Hanım. Ürünler nerede üretiliyor demiş, programın başında herhalde izleme şansım mutlaka olmuştur. Siparişler kaç gün sonra takılıyor? Hatice Susar sormuş. Hazır malzeme yani yonga levha ya da MDF levha üzerine kaplama olmadığı sürece, cilalı olmadığı sürece bunlar bizim mağazamızda beğendiğimiz zaten ertesi gün teslim edebiliyoruz. Yeni bir renkse, yeni bir modelse o da 7 gündür. 7 ile 10 iş gün içerisinde değişir ama cilalı ürünlerle bu 20-25 gündür. Çünkü biz malzemeyi ham malzemeden o dekorasyon, o mobilya tasarımına getirdikten sonra üzerine kaplama yapıyoruz. Onun üzerine ayrıca bir işçilik olarak cila yapmak durumundayız. O da hep uzun süreler alır. Cilalı ürünlerde 20-25 gündür ama hani diğer ürünlerde 7 iş günü diyebiliriz. İşlemin süresine göre, durumuna evet, göre değişiyor. Değişiyor. Yapılan evet. işe göre değişiyor. Evet, çelik kapı kampanyanızı gördüm demiş. Hı. Bilgi verir misiniz? Hı-hı. Gamze Hanım sormuş. Gamze Çelik. Çok güzel. Bizim de çelik kapı satışımız var bu anlamda. Ve çelik kapı birçok piyasada birçok modeli var. Dışarıdan çelik görürsünüz ama görüntü zaten standarttır model değilse de. İç taraftaki kullanılan saç çok önemlidir. Yani hani bu çok kolay açılabilen kapılardan değil açıkçası. O saçı zaten geçmek önemli olan iç tarafa geçebilmek için. Buna da kalite çok önemli değil mi? Tabii, yani tabii çeşitli, ki. Tabii ki. Her türlü. Çelik kapı aynı yani kalitede çelik kapı değildir. Kesinlikle değil. Bizim kullandığımız saç kalınlığı çok farklı zaten çelik kapılarda ve şu anda bir kampanya dönemindeyiz. Malum inşaatlar fazla olduğu için yine yaz dönemi tadilatlar fazla olduğu için Ernest Şart bu konuda bir kampanya yaptı. Hı-hı. Çelik kapılara hizmet veriyoruz. Hı-hı. Yine bir izleyicimiz Pınar Toprak sormuş. Mutfak, banyo gibi büyük parçalar üretiliyor mu demiş. Az önce tabii. bunu da bahsettik Hı-hı. ama biraz daha izleyicilerimizin tabii. bilgilenmesi Hı-hı. açısından buyurun. Eski bir mutfağımız var. Değiştirmek istiyorsunuz. Kelebek'teki mağaza müdürümüz ve mimarımız Asuma Hanım var. Müşteriyle görüştürüyoruz. Bizler tabii ki hizmet veriyoruz bu anlamda. Geliyorlar sizin evinize, ölçünüzü alıyorlar. Aynı benim iç mobilyada, büro mobilyada çalıştığımız gibi.
evinizi renderlar şeklinde, sunum şeklinde çizilmiş halde size sunuyorlar. Aa, burada bu kapak yeşil olsun, bu kapak kırmızı olsun. Üzerinde yapboz gibi çalışabiliyoruz müşterinin önünde. Yine televizyonlarda sunum yapıyor Asuman Hanım da. Kelebek ya da imalat fark etmiyor. Kelebek çünkü hazır, montajını biz yapıyoruz. Ama hı-hı, imalat, mutfak, banyo, gardırop da istediğiniz şekilde hizmet verebiliyoruz. Evet, yine sorularla devam edeceğiz ama bir görüntümüz daha var. Onu da izleyelim. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Tamam. Evet. Şirketler grubu bünyesinde bulunan Ofison mağazasında ziyaretimiz devam ediyor. Şu an oturmuş olduğumuz koltuk takımını müşterilerimiz hangi konsept için tercih ediyor? Birçok konsepte hitap edebiliyor bu bekleme gruplarımız. Evlerimizde dekorasyonlarımızı tamamlayıcı unsur olarak kullanılabiliyor. Hı hı. Devlet kurumlarımızda beklemeli koltuklarımız olarak kullanılabiliyor. Yani hani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz ve tüm arkadaşlarımız kişiye göre de özel dizaynlar yapabiliyoruz. Hı hı. Şu an görmüş olduğunuz Capitano ürünlerimiz zaten bu senenin tamamen özellikli bir tasarımıdır. Renk olarak şu an yağ yeşili bir rengimiz ama hardal renklerimiz bu sene çok modadır. Hardal rengi koltuklarımızı görüyorsunuz. En fazla şu an tercih edilen renklerimiz arasında. Şu anda görmüş olduğunuz üzere zaten önümüzde iki ayrı kartelamız vardır. Birçok renge de çalışabiliyoruz. Kendimizin ürettiğini bunu söylemiştik. Her isteğe, arzuya, ölçüye göre, ebatlara göre bekleme gruplarımızı mutfaklarımızda olsun, özel kurumlarımızda olsun. Yani düşünebileceğiniz her yerde uygulayabiliyoruz. Yani alanları dar olan yerlere daha fazla öneriyoruz bu tarz koltuklarımızı. Özellikle bunu dipnot geçiyorum. Şöyle bir örneğimiz daha var. Sadece ofis malzemeleri üzerine değil, evlerinde yemek masasının başlarına konulabilecek, dekor yapabilecek renkleri ve konseptiyle, görseliyle ev hanımları en fazla tercih ettiği koltuklarımız da şu sarı rengimiz ve yeşil rengimiz gibi karteladan seçecekleri renklere göre de dekor yapabiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ofison mağazası hem evlerinizde hem iş yerlerinizde size hem modern, zevkli yaşam alanları sunmak. Evet, ikinci kez verdik bu görüntüyü sevgili izleyenler. Çünkü sizden gelen istek vardı. Evet, az önce de konuştuk Yeliz Hanım'la. Dedik ki burada sadece ofis mobilyası değil, ev iç dekorasyonları da yapılabiliyor. Bir evi teslim ettiğinizde birçok alanında, banyosunda, mutfağında, iç kapılarında, çelik kapısında bazı düzenlemeler, tasarımlar yapılabiliyor. Buna bir örnek de az önce dikkatimi çekti demiştim. Bu berjel koltuklar, sandalyeler. Bunları da mutfağımızın bir köşesinde, evimizin bir köşesinde, büyük bir salonumuzun bir köşesinde de eve de bu şekilde hizmet veriliyor. Ofison deyince sadece ofis olarak düşünmesinler. Tek tek bu berjelleri de satabiliyoruz. Evet, onun üzerine tekrar evet, şimdi projelerimiz var ekranda. Evet. Yine arkadaşımızın yardımıyla bunları ekrana vereceğiz. Projelerden bahsedelim. Ne tür projeler var? Şeyimiz ölçü alarak, müşterinin hayalini iyi anlayarak ve bunu mimarımızla paylaşarak bahsettiğimiz çizimlerimiz, görsellerimiz bunlar. Hı hı. Müşteri hayalini anlatıyor ve sonra ekranda görmesi çok iyi bir şekilde, iyi bir izlenim oluyor ki canlı bir şekilde görmüş oluyor. Hayal satmamış oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla çıkacak ürün de sizi şaşırtmamış oluyor. Gidiyoruz, ölçü alıyoruz. Dediğim gibi paylaşıyoruz bunu mimarımızla. Oturup çalışmalar öncesi araştırmalarımızı yapıyoruz ve bu şekilde renderlar halinde sunumlarımızı yapıyoruz. Hı hı. Evet, bunları biraz daha göre. Bu dert yapılan çalışmalar. Çalışmalar, evet. Nasıl bir çalışma? Titizlikle ölçüler işlenen. Olarak, evet, tabii, ölçüler evet. Alınıyor. Bunlar da örnek bazı yerlerimiz olanlar, gibi. Farklı dizaynlarda. Evet, bunları da izleyicilerimizin görmesi açısından ekranda. Farklı farklı ürünler var. Evet, referanslarınız nelerdir diyeceğiz, nerelerle çalıştığınız diyeceğiz, neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili. Birçok kamu kurumumuz var bahsettiğim hı-hı gibi, belediyeler bunda, hastaneler, devlet hastanesi ya da özel hastane. Bunlar İzmir, il ya da ilçe hiç fark etmiyor, her yere hizmet verebiliyoruz. Katip Çelebi Üniversitesi var, Ege Üniversitesi var, Deri Bölüm Fakültesi, Celal Bayar Üniversitemizin birçok departmanıyla tadilat işini yaptık, hizmetlerimizi verdik çalışmalarımız arasında. Havaalanı Artı Otelimiz var, havaalanındaki girişte İzmir'de. Onun da tamamen dekorasyonu bize ait. Saatte Medigüven Hastanesi var, anahtar teslim. Çok kısa sürede yaptığımız hastanelerimizden birisi ve hala da çalışmaya keyifle devam ediyoruz o hastanemizde de. Yine sadece vergi dairesi gibi birçok yerle çalışıyoruz. Çünkü DM olarak da hizmet veriyoruz. Bazı kamu kurumlarımıza hayır dememek adına DMO'dan da hizmet vererek çalışmalarımız var bu şekilde. Evet. Müşterinin en büyük endişesi de bir kaliteli ürünü uygun fiyata sahip olmak. Ofison'un fiyat politikasını
Neye göre tespit ediyorsunuz? Neden müşteri ofisomu tercih etsin? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Konuşmanın başında bahsetmiştiniz. Müşteri buradan farklı bir ile gidip orada alışveriş yapıp nakliye ücreti verecek. Kendisi bir önce gidecek, gelecek. Evet. Bunlar hep bir maliyet tabii ki. Neler söylersiniz bununla ilgili? Çünkü büro mamulyası dediğimiz zaman fiyatlar çok cüzi fiyatlar değil. Malzeme olarak farklı. Bu her yer için söylüyorum. Dolayısıyla alacağı o kadar para vereceği ürüne de müşteri bir kere de karar veremez zaten. Dediğiniz gibi İzmir'e gitmek 2-3 defa olmuş oluyor karar aşamasında. Ama biz bunu kırmak istiyoruz. Kırdık da çoğu kez zaten. Kendi imalatımız olduğu için, maliyet çalışmalarını çok iyi yaptığımız için biz ne kazanıyorsak ya da ne anlamda kâra geçiriyorsak bunu müşteriyle paylaşıyoruz zaten. Fiyatlarımız çok ekonomiktir. Zamanla artık imalatı kendimiz yaptığımız için bunu yansıtıyoruz dediğim gibi tekrar. Fiyat olarak kesinlikle rekabet anlamında çok iyi düzeydeyiz. Tavsiye ederiz. Fiyatlarımızı görmeden kesinlikle başka bir şekilde İzmir ya da diğer firmalarla görüşmesinler. Bir karşılaştırma yapsınlar lütfen. Ya da mutlaka bir görüp tekrar sizinle tabii gelip mutlaka döneceklerdir zaten tabii, diyoruz. Evet, benim atladığım, farkına varamadığım ya da sizin ilave etmek istediğiniz Manisalılara bir mesajınız var mı? Neler söylersiniz? Son sözlerinizi alalım lütfen. Kişiye özel dekorasyonla çalıştığımız için hayır dememeyi çok seviyoruz müşterimize. Bu çok önemli. Ölçüyle çalışıyoruz zaten. Referanslarımız zaten bizim için çok önemli. Referanslarımızdaki artılarımız da zaten biz ön plandayız. Çünkü müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Yeri geliyor kırılan bir kullanıcı hatasından dolayı bir sandalyenin tekerleği için bile biz iyicilere hizmet verebiliyoruz. Hiç önemli değil bizim için. Çünkü 2 yıl garanti geçtikten sonra biz tanımıyoruz olayı yok bizde. İşte bir amortisör arızası oluyor. Tamamen kullanıcı hatasıdır. Bakın bunlara örnek veriyorum. Kullanıcı hatası, biz bunu bizim garantimizi kapsamıyor demiyoruz. Kesinlikle bir şekilde o tarafa zaten sürekli seyahatlerimiz oluyor, işlerimiz oluyor. Müşterinin her türlü arıza, servis garantisi, servisine de cevap vermiş oluyoruz. Bu çok önemli. Keyif alıyoruz bu işi yapmaktan, Manisa'ya hizmet vermekten açıkçası. Evet, Manisalıları da ofisomu görmeye mutlaka bekliyoruz. En azından fikir edinmeleri konusunda da bekliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdınız, geldiniz, ofisomu anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda tekrar bir programda bir arada olma şansımız olur. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyleydi. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, konuğumuz Ofison mağazası sorumlusu Yeliz Özdemir bizlerleydi. Çok güzel bilgileri bizlerle aktardı. Ben kendisine hem şahsım ve sizler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Kapanışı yapmadan önce sevgili izleyenler, Erdin Çumrukaya'nın Manisalılara bir kapanış konuşması, bir mesajı var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir dahaki farklı bir sektörel bakışta, farklı bir sektörde tekrar sizinle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sevgili Manisalılar, efendim ofisomu bugün gezdiniz, ofisomu gösterdiler. Ofisomda neler olduğunu belki görmeyen veya bu mağazaya gelmeyen Manisalılar da olmuş olabilir. Ama ofisomu ben kısaca anlatmak istiyorum. Ofisom bundan 10 sene önce Manisa'da kuruldu ve Manisa'nın büro malzemesi üzerine tek imalatçı firmasıdır. Ofisom Erdin Şirketler Grubu'na bağlı olan bir firma. Ve burada yapılan her şey, ama her şey bizim kendi imalatımız. Koltuklar, masalar, etejerler, toplantı masaları, çocuk sandalyeleri, çocuk oturma grupları hepsi bize aittir. Ben bütün Manisalıların bir başka yere değil bize gelmelerini istiyorum. Hatta isterseniz şöyle yapalım. Önce bir başka yere gidin, yani İzmir'e Karabağlar'a gidin, sonra bize gelin. Göreceksiniz ki burada kalite çok farklı. Fiyatlar çok ucuz ama modern bir mağaza görmek istiyorsanız lütfen ofisoma gelin ve ofisomdaki fiyatlarımızı görerek ofisinizi, büronuzu, sandalyenizi, oturacağınız her şeyi değiştirebilirsiniz. Ben sizi Manisa'da ofisoma bekliyorum. Thank you.